Sayın seyirciler, her tertibe büyüyerek yanıt veren ulusal kanal sistemin korkulu rüyası oldu. Ergenekon davası kararları ulusal kanal korkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yayınlarıyla gündem yaratan ulusal kanal ekranına gerçekleri taşıdıkça tertipçileri telaşlandırdı. Yükselen halk hareketinin zirvesi Haziran direnişindeki yayınları nedeniyle yüz binlerce lira ceza alan ulusal kanal Ergenekon hakimlerinin de hedefindeydi. Kararla birlikte bugüne kadar görev yapan 4 genel yayın yönetmenimiz başta olmak üzere çok sayıda ulusal kanal yöneticisi ve çalışanı için 100 yılı aşkın hapis cezaları verildi. 5 Ağustos'ta açıklanan Ergenekon kararları mafya gladyo sisteminin ulusal kanal korkusunu bir kez daha ortaya koydu. Her tertibe büyüyerek yanıt veren ulusal kanal, Haziran direnişi yayınları nedeniyle verilen 580 bin lira cezanın ardından şimdi de Ergenekon kararlarıyla hedef alındı. Gerçekleri ekrana taşıyan yayınlarıyla gündem yaratan ulusal kanal, Ergenekon hakimlerinin de hedefi oldu. Davada kurulduğu günden bu yana görev yapan 4 genel yayın yönetmenimiz başta olmak üzere, çok sayıda ulusal kanal yönetici ve çalışanı için ağır hapis cezaları verildi. 21 Mart 2008'deki operasyonla ulusal kanalın 1. genel yayın yönetmeni Ferit İlsever ve 2. genel yayın yönetmeni Serhan Bolluk, 19 Ağustos 2011'deki operasyonla da 3. genel yayın yönetmeni Turhan Özlü tutuklandı. Ulusal kanal susmadı. Viva 19 Mayıs, 29 Ekim seferberlik yürüyüşü, 10 Kasım, 13 Aralık'taki büyük halk ayaklanmalarını ekranlarına taşıdı. Bu dönemde ulusal kanalın genel yayın yönetmenliğini Adnan Türkkan üstlendi. Türkkan da Ergenekon davası kapsamında ceza aldı. Ergenekon tertibiyle sadece genel yayın yönetmenleri değil, ulusal kanalın her kademedeki yönetici ve çalışanı hedef alındı. İşte ulusal kanal çalışanlarına verilen 139 yıl 7 aylık cezalar. Ferit İlsever, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı, 15 yıl hapis cezası. Serhan Bolluk, İşçi Partisi Genel Sekreteri, 7 yıl 6 ay hapis cezası. Turhan Özlü, ulusal kanal önceki genel yayın yönetmeni, 9 yıl hapis cezası. Adnan Türkkan, ulusal kanal genel yayın yönetmeni. Ufuk Akkaya, Ulusal Kanal Haber Müdürü, 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası. Hikmet Çiçek, Aydınlık Gazetesi yazarı, 21 yıl 9 ay hapis cezası. Hayati Özcan, Aydınlık Gazetesi İzmir temsilcisi, 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası. Adnan Akfırat, İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, 20 yıl hapis cezası. İlyas Gümrükçü, Ulusal Kanal muhabiri, 6 yıl 3 ay hapis cezası. Zafer Şen, İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, 8 yıl 9 ay hapis cezası. Aydın Gergin, İşçi Partisi üyesi, 8 yıl hapis cezası. Emcet Olcaytu, İşçi Partisi üyesi, avukat, 13 yıl 2 ay hapis cezası. Sadece ulusal kanal değil, Türkiye'nin sesi olan Aydınlık Gazetesi de tertibin hedef tahtasındaydı. Aydınlık Gazetesi yöneticilerine de onlarca yıl hapis cezası verildi. Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı, ağırlaştırılmış müebbet artı 34 yıl 4 ay hapis cezası. Nusret Senem, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı, 20 yıl 3 ay hapis cezası. Mehmet Bedri Gültekin, İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, 10 yıl 6 ay hapis cezası. Deniz Yıldırım, Eski Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, 16 yıl 10 ay hapis cezası. Mehmet Perinçek, İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi, 6 yıl hapis cezası. Mehmet Bozkurt, Aydınlık Gazetesi Sorumlu Müdürü, 8 yıl 4 ay hapis cezası. Ruhsar Şenoğlu, Aydınlık Gazetesi Muhabiri, 7 yıl 11 ay hapis cezası. Özlem Konur Usta, Aydınlık Gazetesi Editörü, 6 yıl 3 ay hapis cezası. Caner Taşpınar, Yurt Gazetesi Muhabiri, 6 yıl hapis cezası.